Merhaba herkese. This War of Mine 2. bölüme yine tekrar birlikteyiz. Videoya başlamadan önce sizden ufak bir ricada bulunacağım arkadaşlar. Beğeni, like ve yorumlarınızı esirgemeyin. Desteklerinizi bekliyorum. Evet. 7. gündeyiz. Soyulduk. Güzel. Ufak. Şimdi nelerimiz eksikti bir kontrol edelim. Balta yapabiliyor muyuz? Yaralanmış. Emilia yaralanmış. Fare kapanı. Fare kapanı yapmıştık diye hatırlıyorum ama onu kayda almamış maalesef. O zaman bir tane fare kapanı yapalım. Ne belirtmiştim önceki videoda da fare kapanına koyduğunuz gübre veya yiyecekleri, yani bir yemek koyduğunuzda iki yemek alıyorsunuz. Yem olarak fareyi yakalamak için. Şimdi bunu kuralım. Bakalım yemeklerde ne eksiğimiz var. Yakacak. Evet, kitaplar vardı. Kitapları kaydedilmiş. Günü bitirmediğiniz zaman oyunu kaydetmiş olmuyor. Yarısında kapatırsınız günü bitmeden. O günü tekrar baştan oynamak suretiyle daha vakit kaybediyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Yani oyun chill bir oyun. Rahat bir oyun. Sakin bir oyun. Böyle oturduğunuz zaman stres yaşamadan, triggerlanmadan oynayabileceğiniz chill bir oyun yani. Herkese öyle hitap eden bir oyun değil ama senaryosudur. Oyun içinde dönen sohbetler olsun. Bence hoş yani. Şimdi bunlara yardım etsek yarın öbür gün bir şeyler getirecekler muhtemelen ama şu an ilaca ihtiyacım var. Ne olur ne olmaz diye dursun. Çocuk var çünkü. Yemeğimiz kıt. Evet ama o zavallı adama vermesem olmazdı. Bunları sana yapabilecek durumda değiller şu anda. Savaştayız. Küçük Kalina. Şimdi. Suyumuz var mı? Suyumuz 9 tane var. Şimdi burada 5 tane su istiyor yemek için. O yüzden bir tane sünger yapalım. Süngeri su toplama ünitemizden diyelim. Yapacağız. Şimdi bazı karakterlerin özellikleri var. Mesela yetenekli avukattan ben bunu bilmiyorum ama ya muhtemelen bu neşe kaynağı. Birileriyle sohbet ettiği zaman psikolojik olarak daha iyi mutlu olmasını sağlıyordur gibime geliyor. Şimdi yetenekli avukatın ne işe yaradığını bilmiyorum.
Radyoya bakalım neler var. Belki ilerleyen zamanlarda iki damatçısı yapabiliriz. Hatta farklı içinde bir salıncak yapalım ya. Yani. Sallanı dursun. Slotları mesela bazen şöyle bir şey oluyor. Şuraya koyduğunuz zaman en kenarda, yani sınırda, bak. Bu sınırda koyduğunuz zaman ne yerleştirebileceği yer yerleştiriyor. Fakat mesela şöyle bir biraz daha ileride bazı yerlerde, yani koyabileceğiniz şeyin yerini kapatıyorsunuz. Yani örnek veriyorum, buraya belki bir tane daha yemek tezgahı yapabilirken bunu en kenara aldığınız zaman, yani yerleştirebilirsiniz en azından. Kötü olmuş. Şunu sen yap bacım. Sargı bezi de bulmamız lazım aslında, iyileşmelerini hızlandırmak için. Bir yemek yapalım. Bir tane yapıyoruz. Şuradan 4 tane su gelecek. Bayağı bir uyudu. Bir tane daha yatak yapabiliriz aslında. Ama şu an gerekli değil, diğer şeylere kullanırız. Arada sırada bu kurduğunuz fare kapanlarını kontrol ederseniz bazen daha çabuk yakalamış oluyor, bazen yani süresi belli olmuyor, onu kestiremiyorsun. Şimdi ihtiyacımız olan şeylere bakalım. Silah parçası. Su. Tıbbi malzemelerden ne var? İhtiyacımız olan şeyler. Şimdi buralarda zaten lootumuzu yapmıştık. Toplamıştık. Tehlike varmış burada. Şu an tehlike olmayan bolca yiyecek, ilaç ve parça varmış. Yani şu an burası daha makulmüş gibi geliyor bana. Evet de dursun bu. Evet. Evet.
zaten bir şey götüremiyoruz. Şimdi önce bir eve bakalım. Burada evet. Teyzeyle amca var. Bunların eşyalarını cukkalamamız lazım ama şimdi bunların da psikolojisi bozuluyor. Bakalım. Duruma göre cukkalayacağım. Çok bir şey yok. Her şey hayatta kalabilmek için. Eve girdiğimizi görmesinler çünkü. Yok yok, değiliz değiliz. Haydut değiliz ya. Böyle bir bakınmaya geldim. Ne yapıyorsunuz falan diye. Hayır amcacığım, sizi niye öldürdüm? Böyle bir bakınıyorum etrafa. Hemen de peşimden geliyor ya. Tamam. Burada Büyük Baba Bernard tarafından Alena gönderilmiş bir mektup var. Halangillerle kalmaktan hoşlandığını öğrenince çok sevindik. Savaş çok da kötü değil. Çocuklar için çok da eğlenceli olduğunu söyleyemem. Hatta yakında biteceğini söylüyorlar. O yüzden bizim için boşuna endişelenme. Büyük annen de iyi. Bana söylemedi de ancak aramızda kalsın. Senin şu sevdiğin kurabiyeler için un ayırdı. Ben de hayranı değilim desen yalan olur o kurabiyelerin. Sen gelene kadar salıncağını tamir edeceğime söz veriyorum evlat, demiş. Tamam abicim, bizi bir sal ya. Şurada bir şeyler var mı diyeceğimiz. Bir tane lokpik lazım. Burada da bir şey yoktu değil mi? Ben boş dönmek istemiyorum. Yine mi gördü? Herhalde görmedi. Öldürmeden evet, buradan ekmek çıkmadı bize. Bizim kürek artık kürek levye yapmamız şart. Çünkü biraz daha büyük yerlere gideceğiz ve bize zaman kazandıracak itemlere ihtiyacımız var. Moloz yığınlar olsun, kapılar olsun, dolaplar olsun. Yani en azından bir tane kürek
break yapalım. Ya mesela bunları yapıyorsun. Gittiğin yerlerde savaşmak için de kullanabiliyorsun. Silah olarak da kullanabiliyorsun. Ama balta, bence en güzeli balta. Fare yakalayamamışız. Getiren adama benziyor ama umarım. Ver abi. Aşk. Aşk savaş tanımaz. Lan savaşta bile yolunda. Zannetme. Daha gelen gider olmaz muhtemelen. Mahvolmuş fakat insanlar diğer yarısında yaşıyorlar. Arkadaş canlısı gibi görünmüyorlar. Geceleri oradan birkaç el silah ses duyabilirsiniz. Eğer gizlice gidebilirsek terk edilmiş kısmı malzeme bulmak için araştırabiliriz diyor. Olası takas. Şansımı burada deneyeceğim. Gerekirse maalesef. Söylerken çok utanıyorum. Onları öldürebilirim. Tabii ben de ölebilirim. Bakacağız. Görür mü acaba? Thank you.
keşke bıçak yapsaymışım. Ses var ama neyin sesi bilmiyorum. Kaldık mı bir başımıza? Şu an gerçekten sıkıntılı bir durumdayız. Aşırı derecede bir sıkıntılı durumdayız. Çok aç. Belki döndürebiliriz ama. İki kişi.
Yemek yiyebiliyor muydu çocuklar acaba? İyileşmesi lazım, yemek lazım. Nasıl yapacağız? Bir planım yok şu an. Zlata da öldü. Nasıl yetişeceğiz acaba, buna çok merak ediyorum. Hiç iyi olmadı Ernaz. Hoş geldin. Canı istemiyor. Evet. Şu an günü de sonlandırdık ama... Mecbur. Polaren seyahat firmasına ait küçük ama lüks bir otel. Burada şu anda silahlı haydutlar var. Bazen binadan çığlık sesleri geliyor. Uzak durmak en iyisi demiş. Tehlike varmış burada zaten. Şu an Emilia'yı da kaybedemem. Yani tehlikesiz olan bir yer de yok. Gerçekten.
burayı lootlamam lazım benim. Bak yine bir risk alıp gidiyorum. Tüfekli adamı indirmem lazım yoksa çok zor. Acaba öldürebilir miyim? Bu adamı öldürürsem en azından silahı var. Silahını alırsam belki bir nebze. Yani denemeye değer. Hadi. Aha. Atladım işte. Tamamdır bu iş. Umarım diğer binada birisi yoktur. Süper. Tamam. Şimdi burada bir tane lootlarımızı bırakabileceğimiz bir yer belirlememiz lazım. Ama oraların hepsini ben toplayarak. Neyse, üst katta bir yerlerden yaparız. Nasıl yaparız? Şöyle üst kata çıkalım. Belki burası bizim şansımızın döndüğü bir nokta olabilir. Ancak bir kişi daha bulabilirsek yanımıza, bir yetişkin daha, belki ilerleyen günlerde, 20. günlerde ancak o belki durumu kurtarabilir. Ufaktan abisi gelirse belki. Daha burada bir sürü yer var zaten. Ancak ben buraya bir kere daha çok gelecekmişim gibi geliyor. Hatta bir daha fazla gelecekmişim gibi geliyor. Daha şu an yarısına gelmişiz zaten. Eğer oyalanmadan devam edebilirsem orada da düşman veya başka birileri yoksa buraya benim getirebileceğim bir tane testere olacak. Şu alt bölgede çünkü testere lazım. Çıkabiliyor muyuz? Çok güzel.
bir silah sesi duydum. Duvara kaba saba harflerle yazılmış. Ana, Thomas ve ben Radu amca ile eve yerleştik. Annemi arka bahçeye gömdük. Kendine iyi bak babacığım. Petra. Üzücü. Şimdi şöyle yapalım. Üstteki odaya gidelim. En azından ihtiyacımızı giderebileceğimiz şeyleri alalım. Yağmursa. Bunları burada bırakıyorum. İki tane yemek götürebiliyorum. Başına. Umarım soymamışlardır ya da bir şey yapmamışlardır. Evet, soyulduk mu? Oh, içim rahatladı vallahi. Vallahi içim rahatladı. Şimdi şu baltayı bir yapalım. Evde kırılacak mobilyalar var, tahtalar var. Onları bir kıralım. Ya bu çocuk hiçbir şey yapamıyor mu ya? Bir becerisi yok mu acaba? Depresyondaymış. Sandalye var. Sandalyeye oturuyorlar genelde. Tamam. Kendine oyuncak yapabiliyor. Tamam. Ablacığım koşar mısın? Vaktimiz yok. Bari onu yap. Şu gübreleri değerlendirelim. Satıcımız da geldi. Şunun yaralarını bir sarabilsek en azından.
Şimdi bu kadını hem de dinlendirmem lazım. Sonuçta çok yorgun olduğunda çok hızlı da hareket edemiyorlar. Psikolojileri de bozuluyor. Çocuğum bir iki dakika müsaade et, bize bir işimiz var, halledelim. İlgileneceğim seninle. Sen git şuradan yemeğini ye. Beslenmiş olunca psikolojisi düzeldi, depresyondan çıktı en azından. Şimdi oyun oynayabilirse bir tık daha iyiye gidecek durum çocuğun en azından. Kadına fokuslanmam lazım ki. Kadında giderse zaten çocuk iptal. Çocuk kendi başına hiçbir şey yapamayacak. Lazım. Hatta bir slot boşaltalım. Soralım bunun yerine. Bunun yerine ne verebiliriz sana abi? Tamam, bunu verelim. Bunu verelim. Sigara verelim. Bir tane. İki tane ilaç. Onun yerine başka niye verebiliriz? Kitap versek olmuyor. Şöyle yapalım. İlacı bak. Sigara da çıkar. İçki de çıkar. İşte denk gelmiyor mesela. Daha fazla bir şey alabilirim. Ama o zaman daha değerli bir şey alayım. Belki denk gelir. Ne alabilirim? Mesela parça. Bir tane parça. Sağlık aldık. Var sağlam var. Tahta 59 tane. Bakayım başka ihtiyacımız ne olabilir? Yemek iyi aslında. Diğer yerlerde de yemek vardı. Şu sigarayı verebilirim. Verebilirim. İçkiyi verebilirim. Böyle denk geliyor. Ama ben bakıyorum. Yani aslında şu an şu tahtaları alsam dün çıkar, sigara çıkar, içki çıkar. Bu şekilde ilaç, bir tane ilaç, bir tane de küçük ilaç var. Evet. Sanki böyle bir stabil oldu birazcık. Bakayım. Bundan olmuyor. Bundan da alamıyoruz. Bundan da bir tane alamıyoruz. Bazı şeyler değersiz olduğu için şimdi boşa hiçbir şeyi boşa geçirmek istemiyorum açıkçası. O yüzden öyle iyi ya. Bunları da almayı vereyim. Yerine ne verelim mesela 3 tane. 3 tane. Sıra vereyim. Anlaştık. Kadın artık yatıp dinlenmesi lazım. Bakalım. Geçen lazım. Aa, testere yapmam lazım. Testere lazım. Binanın alt katına girebilmek için. Kadın
çok yorgun. Yemek yedirmek lazım. Çok yorgun. Zlatan'ın ölmesi kötü oldu. Yapmakla vakit kaybedemem. O yüzden şuradan hemen bir tane yemek yiyeyim. Bugünü bitirelim. Buradan bir şey çıkmıyor, tamam. Oyunda bence eksik bir şeylerden biri. Yani en azından bir karakterle bir şeyler lootlandıkça ya da ne bileyim ufak bir görevde başarılı oldukça, birilerine yardım ettikçe karakterin en azından bir özelliğini yükseltebilmek veya işte yani kişisel gelişim ne olabilir? İşte hızlıdır, strange'dir ya da çanta slotunu arttırmak gibi bir şey olsa. Yani modlar var. Modlar var. Sınırsız kapasite vesaire modlar var ama o zaman oyunun sadeliğinden çıkıyormuşsun gibi geliyor bana. Basitleşiyor oyun yani. O zaman hiçbir manası anlamı kalmıyor bu zorlukları. Oyuncak için. Hadi götürelim ya. Eğlensin. Kendine bir oyuncak yapsın. Bu da şundan işimize yarar. Bu yarar. Yani
yaygınlaşması, muhtemelen soyulduk. Allah Allah. Gerçekten garip. En azından şimdi kadın. Şunu çocuk, bari bunu toplarsın ya, bunu alırsın ya. Ha? Bari bunu yap be. İşe yara yani. Heh. Sağlık olsun. Abicim sen in aşağıya. Ablacım sen de şöyle git. Belki psikolojisi çok çabuk bozulmuyordur yetenekli avukatın. Hani psikolojik olarak daha dirençlidir mesela. Ne demiştim ya, karakterler işte kişiliklerine göre özellikleri var, artıları var, eksileri var gibisinden. Radyoyu çocuk belki kullanabilir. Deneyelim. Şu binaların haline bak ya. Önceki yayında da söylemiştim, radyo üzerinden piyasayı takip edebilirsiniz diye. İşte burada kahve fiyatları, örnek veriyorum, kahve 2 tahta ederken şimdi 2 kahve 5 tahta ediyor belki de. Sen oyuncak yapacaktın kendine. Bir oyuncak yap bakalım. Patla canım ya. Ne yapacaksın? Boşver. Şöyle. Sana oyun yeri. Oyun odası. İşte savaşta sadece askerler değil yani sivil insanların yaşadığı şeyler de burada en azından ufak da olsa bir şahit olabiliyoruz yani, oyun olsa da yaşadığı psikolojik buhranlardır, fikirler. Ya hoş değil ama işte. Emilia en azından yorgun, evet yorgun oldu. Yorguna düştü çok yorgundan. Şimdi bazı durumlarda psikolojileri çok bozulduğunda intihar ediyorlar. Terk ediyorlar gibi gibi. Umarım şu yorgun da biter. Oo tamam, yorgun da biter aslında. Ama ne yapmayı unuttuk? Tabii ki de testlere yapmıyor.
günler geçtikçe gidilebilecek lokasyonlar artıyor. Bazen bazı durumlarda gidilemiyor. Bombardıman oluyor. Benzeri durumlar oluyor, gidilemiyor. Buraya bir kere daha gideyim. Ben buraya bir daha gelirken testleri almayı unutmamam gerekiyor. Çünkü şuradaki giremediğimiz alanda buzdolabı var. Muhtemelen yemek vesaire, cart curt bir şeyler var içinde. Ablacım, sen ne yapıyorsun ya? Gel böyle. Bu tarafta lootlayamadığımız yerler vardı, evet. Yalnız tam bir avukat tipi var, gözlükler, kalın çerçeve. Kim dedi ya Sultancığım? Burada vardır. Ha, var bak. Burayı demiştim ben. Bayağı bir çıktı. Şimdi ben artık bunları burada kullanmayacağız. Kılıçları alabilirim. Şeker alabilirim. Alayım. Evet. Soyulduk. Evet. Ufak bir yara almış. Yani 4 tane yemek mi çaldın bize? Ayıptır ya. İkisi de yıkılmış bir durumda. Aslında su ve şu an günleri geçirebilmek için ihtiyacımız olan şeyler var. Silahımız da var.
Şimdi bunların psikolojisini düzeltebiliriz belki ilaç isterlerse. Şimdi gidelim bir kapıya. Çocuk yerinden kalkmış, çocuk bitmiş. Fırsatı kaybetmek çok kötü oldu bizim için ya. Çocuk şu anda hayatı sorguluyor resmen. Hatta bir bakalım suyumuz kaç tane var. Şöyle bir şey yapacağım. Fare kapanlarını yan yana koyayım en iyisi. Ağla evladım, ağla. Açılırsın. Hayal gücü çocukların yansıtıyor, çizdiği şeylere yansıtabiliyor. Evet arkadaşlar, bugünkü yayınımın da sonuna geldim. Umarım bana destek olursunuz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteğinizi, abone olmanızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.